Kenan, dün sen bir tweet atmışsın. Muharrem İnce'nin bu dans videoları falan konuşuluyor. Muharrem Bey de geceliğin bana bir tweet'te mesajlar atmış. Sitem dolu mesajlar. Demiştim ki ben yarın konuşuruz bunları. Şimdi Muharrem İnce'nin böyle bir şeyi doğal olarak bir dans videosu vardı. Kendisi daha önce seçim dönemlerinde yaptı, şimdi değil de. Onlar viral olmuştu. Ve de bayağı onlar böyle büyüyor şimdi. Her yerde şey yapıyor. Dün de o bir tweet atmış sanırım, değil mi Muharrem İnce? Diye herkes bu şeyi yapsın, büyütsün Evet. diye. Sen de bir tweet atmışsın ya, ilginç bir yere gidiyor diye. Ben de dedim ki ya bunun hakkında konuşalım, biraz kafam karışık yani. Hani iyi bir şey mi yani, depremde bir de Muharrem İnce'nin hakkını verelim. Yani canla başla çalışan, ilk günden beri meydanda olan, günlerce zaman geçirdi yani şeyde. Yani bazen aklım karışıyor. Bir yandan diyorum ki evet, hani tamam, hani bu olabilir. O hayatın bir parçası. Bir yandan da diyorum ki ya şimdi Muharrem İnce yapmasaydı bari diyorum. Sen ne hissediyorsun? Vallahi bir kararda hani böyle çıkıp insanları şey yapmak da istemiyorum. Yargılamak işte, yok o onu yaptı, o bunu yapsın. Hani böyle bir ahlak polisliği ya da ne bileyim acı polisliğine de soyunmak istemiyorum. Öyle bir şey var ya, vicdan polisi, acı polisi. Sen şimdi onu yapamazsın, sen bunu yapabilirsin de demek istemiyorum ama bir kararsız kaldım yani. Ya belki de şu, hani Muharrem İnce'nin bu çağrıyı yapmasına gerek yoktu diye düşünüyorum. Yoksa bu böyle doğal olarak büyüyebilirdi. Sen ne düşünüyorsun? Yani ben de aynı fikirdeyim ama şimdi orada iki tane şey var. Burada söyleyeceğimiz hiçbir şey iki kere iki dört etmiyor. İnsanlar herkesin bir fikri var bu konuda. Evet, bir yandan hayat devam ediyor meselesi var. Bir yandan da işte 32-33 gün oldu. Neredeyse 50 bin kişi öldü. Bir deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. O yüzden hani burada ya evet hani evet dans ediyorlar güzel görüntüler ama hani bir siyasetçi bunu böyle deyince biraz garip Yani oluyor. tweet Bir atmasa iyiydi evet yani. Yoksa ben bu yoksa organik bir şekilde gelişebilir yani. evet. Ama Bir hani de tweet atınca. herkes de eğleniyor gördüğümüz kadarıyla Muharrem İnce'nin videolarında. Hani biz bunu eleştirmek için söylemiyoruz. Zaten şu an muhtemelen kendisi ya bir adayı destekleyecek ya da kendisi Cumhurbaşkanlığına aday olacak. Bunu ileride Muharrem İnce'nin önüne de koyarlar. Bak sen böyle bir tweet attın. Gel bizden oy istiyorsun ama diye Muharrem İnce'nin önüne de koyacaklardır bunu. Hani sadece biz Evet. Yani bu eğlenceli. bizle ilgili değil. Muharrem İnce'nin Evet. attığı kendi bacağını sıkmak yani. Yoksa biz desek ne olur, demesek ne olur yani. Yani Evet yani ben orada zaten ben şeye olsam özür dileyip silerdim bu tweet'i. Ben olsam, bana sorsan. Ama Muharrem Bey arkasında duruyorsa zaten bana şey diyor. Siz benim 1999 yılında neler yaşadınız? 1999'da ben yakınlarımı toprağa verirken büyük ihtimalle siz eğleniyordunuz. Yok Muharrem Bey, ön yargılı davranmayın. Biz de enkazın başında arkadaşımızın çocuğunu çıkartmaya çalışıyorduk. Hayatımızda ilk kez Hilti kullanıyorduk Yalova'da yani. Bu kadar ön yargıya gerek yok. Bana attığı mesajda böyle dediği için söylüyorum. Neyse. Canı sağ olsun. Şimdi O video ile ilgili de şöyle bir şey var. Bir tane sosyal medya fenomeni arkadaş koymuş. 4-5 saat önce koymuştu ben videoyu tweet attığımda. Bir tarihi ya da şey belirtmedim. Depremden önce de olabilir, sonra da olabilir. Sadece biz meseleye şey diye bakıyoruz. Ya bu depremden önce yapılıyor, yapılmıyor diye. Kendisi bir tweet atmıştı. Onun üstüne konuşuyoruz aslında. Bu video özelinde bir eleştirimiz ya da bir sitemimiz falan yok. Sadece durum tespiti yapıyoruz. Hayır, Eğleniyor. yani o kendisi hani Muharrem İnce o tweet'i atmasaydı o diyor ki bu video diyor bu çocuk ta köyüme gelip beni buldu. Orası Elmalık köyü meydanı. Yapamam diyemedim. Deprem çadırında o dansı yapan var diyor. Tamam, bir şey demiyorum yani. Yapsın tabii, insanlara merhem olacaksa neden olmasın. Sadece hani dün bir tweet atmış dedim ya, bunu herkes yakınlarına atsın. Evet, Şey arabada yapsın, gaz o beni meselesi. rahatsız etti. Yoksa şey değil yani, gençler arabada gaz pedal şarkısıyla ortalığı ayağa kaldırmanızı istiyorum. Bu beni biraz rahatsız etti. Yoksa bir şey değil. Ama burada da yani hepimiz de şu şeyden kaçmalıyız yani. Hani vicdan polisi, acı polisi. O da bize düşmez. Herkes kendi içinde farklı bir şekilde yaşıyor yasını, şeyini. Kenan, kapatmadan önce değinmemiz gereken şeyler var mı? Sanırım dün Sedat Peker birkaç şeyi tweetledi o Deli Çavuş hesabından ama sonra yine durdu. Anladığım kadarıyla. Yok, Oradan bir şey kendi çıkmadı. hesabından Yılmaz Özdil'i RT yapıp geri çekti. Yeni Çağ'ın haberini Sedat RT Peker yaptı. hesabından mı? Evet, bakın görüyorsunuz. Bu arada tabii Yılmaz Özdil istifa etti.
şeyden. Sözcüden de. Sözcüden. Sözcüde bir deprem var. Sözcü dedi ki ya biz kovmadık, kendisi ayrıldı dedi. Yani tuhaf bir durum var yani. Bir yandan Meral Akşener arıyor. Bir yandan Kemal Kılıçdaroğlu arıyor. Ama o görevden alınıyor. Ben anlamadım ne oldu. Onun evet. işaret ettiği Korcan Karar ve ekibi de görevden alınıyor. Yeni bir isim geliyor Sözcü'ye. İlginç bir, herkes böyle bir seçimde muhalif basın da bir şekilde hizalanıyor. Şimdi tabii düne kadar böyle Meral Akşener'e de oynayan bazı şeyler vardı. Herkes şeye döndü değil mi? Herkes Kemal Kılıçdaroğlu'cu oldu mu şu anda? Evet, tamam biraz mı? Öyle bir... Herkes oraya döndü yani. Evet, dönüyor. Birkaç tane hızlıca geçeceğimiz şey var aslında gündemle ilgili söyleyelim. Bugün 14'te bir karar açıklanacak. Erdoğan seçim kararını açıklayacak, bu bir. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın kapatma davası seçim sonrasında bırakılsın söylemi çok konuşuluyor. Anayasa Mahkemesi şey vardı biliyorsunuz, hazine yardımlarına bloke koymuşlardı HDP'nin. O kaldırıldı Anayasa Mahkemesi'nde, bu da çok konuşuluyor. Mesela bu Yüksek Seçim Kurulu'nun bu parmak boyası meselesi kararı da ilginç. Yani son yıllarda kullanılmıyordu ama şu da şey yani. Yüksek Seçim Kurulu'ndaki şeylerin durumu da kolay değil Kenan. Çünkü abi 2 ay sonra seçim var. Evet. Bakalım nasıl bir Türkiye olacak yani. O Türkiye'de yani bugün hani gerçekten şu şeyi de yapmak istemiyorum Aymaz'la. Hepiniz yargılanacaksınız. Hepiniz bilmem ne olacak falan gibi böyle bir üstten konuşan bir şey var ya, marjinal bir tutum. Öyle bir orada şey... Da... demek istemiyorum ama herkes, bence onlar da o sorumluluğunu farkındalar yani, ne olduğunu, ne bittiğini. Herkes farkında yani. Evet. Evet, orada. O, evet. Kılıçdaroğlu 81 ili gezecek meselesi var. Hande Fırat'ın bir şeyi var. Hakan Fidan, İbrahim Kalın Cumhurbaşkanı yardımcısı. Ben de onu anlamadım. Hakan Fidan'la İbrahim Kalın Erdoğan'ın yardımcısı olacak. Flash flash. Abi zaten yardımcısı değil mi? Daha ne kadar evet. yardımcısı olacaklar? Yani vitrini yeniliyoruz. Ne oluyor? Fahrettin Altun geliyor. Abi zaten orada duruyor Fahrettin Bey yani. Şeyde. Bu nasıl bir vitrin yenileme, anlamadım yani. Hayır, evet. Artık yardımcısı. Tamam abi, yardımcısı olacaklar. Böyle istedim zaten. İbrahim Kalın yanında sağ kolu yani. Daha ne kadar sözcüsü, yakın Cumhurbaşkanı sözcüsü. Yani daha ne kadar yakın da olabilir yani. Daha da sözcüsü. Sözcüsünün de sözcüsü olacak. Ha tamam ya. Oylar AK Parti. Evet. Evet, Saadet Partisi'nde bir garip bir şey var. Haymana Mutabakat Heyeti diye bir şey var ama ben kim olduklarını bulamadım. Saadet Partisi'ndeki ekiplere de sordum. Bunlar kalabalık mı değil mi diye. Onlar da bilmiyoruz diye diyorlar. Bir Haymana Mutabakat... Saadet Partisi'ni Mehmet Metiner tweet atmış. Ben gençliğimi Temel Karamollaoğlu'na bu evet. yüzden mi verdim diye. Bana gençliğimi verin diyor. Kenancığım ver gençliğini Mehmet Bey'e. İade ederim. Ah Mehmet Bey. Bizim gençliğimiz nerelere gitti bilseniz. Ve devam. Var mı evet. başka? Orada işte Haymana Mutabakat Heyeti'nin şeyi var işte. Biz bu yönetimi, bu kararı tasvip etmiyoruz diye ama kim olduklarını bilmiyoruz. Ortaya çıkıp da biz Haymana Mutabakat Heyeti'yiz diye 10 kişinin bir açıklamasını henüz görmedik. Bakalım belki gün içerisinde yaparlar. Sedat Peker'in avukatının dijital tecrit devam ediyor diye Ersan Barkın'ın açıklaması var. Tabii az önceki sizin söylediğiniz YSK üyeleriyle ilgili Sözcü'de bir haber var. Diyorlar ki altılı masadaki kamuda üst düzey kadroları mercek altına almışlar. Liyakatsız atanan 2262 kişi varmış. Böyle bir haber var. 2262 kişiden bahsediyor. Nasıl tespit etmişler 2262 yani? Hani 2000'i anladım, 200'ü de anladım, 60'ı da anladım. 2'yi nasıl şey yaptılar? Ha şey yapmışlardı ya bu... muhtemelen bakmışlardır hangi üniversite mezunu, bakmışlardır sosyal medya hesaplarına. Aa bu kesin o zaman şeydir, liyakatta değil atamayla geldi diye öyle bir denklem kurmuşlar diye düşünüyorum. Ben de düşündüm sabah nasıl bunu belirlemiş olabilirler diye. Tabii ya, et fiyatları... Tuğ General'in çay, boş çayları evet. alması nedir ya? Ben yani gözlerime inanamıyorum yani hani. Ne oluyor orada? Bu nasıl bir ortam yani? Bu ne toplantısında böyle bir şey yaşanmış? Ya orada İbrahim Kalın açıklama yapıyor. Evet. Yaparken de NATO'yu TSK'da temsil eden tam adı neydi bir saniye? Adını söyleyeyim de yanlış olmasın yani. Mehmet Bey. Orada çay bardağını kaldırıyor. Oradan da tabii muhalefette koskoca üstünde üniforma varken böyle bir şey nasıl yapar diye serzenişte bulunuyorlar. Göksel Kahya. NATO Göksel toplantısı. Göksel Kahya evet. General. Toplantısı. Allah Allah. Orada yabancı isimler de var. İbrahim Kalın
Peki bir şey diyeceğim. Biz şimdi bunu böyle şey yapıyoruz. Belki yargılamıyorum. Ne var bunda abi? Yani alabilir. Niye ön yargıyla yaklaşıyoruz yani şeyle? Mesela bu Amerikan şeyleri vardı böyle. Gidersin toplantıya. Bizde hani her şey çok şatafatlı oluyor. Gidersin orada. Yemeğe davet ederler seni. Böyle üst düzey CEO'lar, MEO'lar. Oturursun orada sandviç yersin mesela. Herkes kendi kahvesini alır, çayını alır. Belki de ön yargıda yaklaşıyoruz. Bilmiyorum yani. İlla böyle bir şey hani vay koskoca tüm general nasıl alır? Özel toplantıysa ben de aynı şey düşünceliyim. Alabilir ne olacak ki? Yani hani ver oradan uzat alayım buraya koyayım demiştir yani. İlla o kadar da büyük büyütmeye gerek var mı yani? Hani vay efendim nasıl çayları toplar orada şey yok mu diye hani. Bence gayet medeni bir davranış. Orada boş bir şey var. Toplantıdasın. Sen ben yapmıyor muyum? Ben de alıyorum oraya koyuyorum getiriyor. Aldığın çayları topluyorum götürüyorum. Yani bu illa benim makamıma yakışmaz demiyoruz ki bunu yani. Değil mi? Evet yani bende bir de kılık bir görüntü var. Muhtemelen eğer özel bir toplantıysa orası askeri birlik şey yetkililer var. NATO yetkilileri var. İçeri kimse odacı gibi tabir ettiğiniz birini almıyorlarsa. Belki de, evet, belki de kimseyi almıyorlar içeri. O stepte almış olabilir yani, uzatmış almış yani. Hani bu kadar da hani üniforma şeyi var biraz böyle hassasiyeti var bir makam üniforma şey hani bir şey olunca biliyorsun en küçük şey konvoyu 10 araba yani Audi. O yüzden de çok da yargılamadım ben. Olabilir yani. Ne var?